cop and my crew. No Wyatt ever, you understand? You don't know what this is like. I can get the rat. You just let me do it my way. Delete from the inside, man. Smoke him out. Az önce afişini gördüğümüz ve fragmanından bir bölüm izlediğimiz film The Departed, yani Köstebek. Çoğumuzun bildiği bir filmdir. Zira 2006 yapımı bu film 8.5'lik puanıyla IMDb'nin Top 250 listesinde 39. sırada kendine yer buluyor. Yani kült bir film. Tamam da şimdi bize niye bunları izlettirdin ki diyebilirsiniz. Videonun başlığıyla pek de ilgisi yok da diyebilirsiniz. Ancak az sonra anlatacağım keşif yolculuğuyla ilgili yaptığım araştırmalar sırasında bu keşif yolculuğu hemen aklımda Köstebeğin canlanmasına yol açtı. Videonun ilerleyen kısımlarında filmi izleyenler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Şimdi gelelim konumuza. Kuzey ve Güney Kutbu, biz böyle bir çırpıda söyleyip geçiveriyoruz belki ama aslında aralarında çok büyük farklılıklar bulunuyor. Öncelikle Kuzey Kutbu'ndan başlayalım. Kuzey Kutbu Arktik Okyanusu'nun ortasında yer alıyor, yani tam olarak şurada. Adına gelecek olursak Arktika kelimesi Yunanca'daki Arktos kelimesinden geliyor ve ay anlamında. Arktikos ise aya yakın anlamında. Bu adlandırmanın temelinde ise kuzey yarımküreden görülebilen büyük ve küçük ay takım yıldızları var. Arktika aslında bir kara parçası değil, donmuş okyanus olarak tanımlamak en doğru ifade olur. Bu yüzden kuzey kutbunda herhangi bir gözlem istasyonu inşa edilememektedir. Diğer sebepleri ise deniz seviyesinden ortalama 2 metre yükseklikte bulunması ve hareketinin Antarktika'ya göre çok daha hızlı olmasıdır. Hazır adı geçmişken Antarktika'dan da bahsetmeye başlayalım. Antarktik, yani Antarktik ise Antarktika'nın karşısındaki anlamına gelir ve Güney Kutbu'nu içine alan kıtadır. Zaten en önemli farkı da bu. Bir kıta olması. Antarktika dünya üzerinde bulunan 7 kıtadan biri ve öyle küçük bir kıta da değil. 12.4 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle en büyük 5. kıta ve neredeyse Afrika'nın yarısı büyüklüğünde. Ülkemizden örnek verecek olursak Türkiye 783.562 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerinden biri ve Antarktika'nın yaklaşık olarak 16'da biri. Eğer yapabilecek olsaydık 16 tane Türkiye'nin birleşimi sadece bir tane Antarktika kadar olabilirdi. Peki Güney Kutbu neden Kuzey Kutbu'ndan daha soğuktur? Yanlış anlaşılma olmaması için iki kutup da zaten çok soğuk iklimlere sahip. Bunun da temel nedeni güneş ışınlarının kutuplara çok eğik biçimde gelmesi. Ancak coğrafi güney kutup noktasında bulunan Amerika Birleşik Devletleri Gözlem İstasyonu'ndan yapılmış ölçümlerde sıcaklığın yıllık ortalamasının eksi 50 derece olduğu, en sıcak ayda ancak eksi 29 dereceye kadar yükseldiği belirlenmiştir ve dünyanın şu ana kadar yaşamış olduğu en düşük sıcaklık olan eksi 89.2 derece. Güney Kutbu yakınlarındaki Vostok üstünde ölçülmüştür. Kuzey Kutup noktasında ölçülen sıcaklıklar ise kışın ortalama olarak eksi 34 derece civarlarındadır. Bu da Kuzey Kutbu'nu Güney Kutbu'ndan ortalama 22 derece daha sıcak yapar. Sıcak demem sizi aldatmasın çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de ölçülmüş en düşük yıllık ortalama sıcaklık 1960 yılında Kars Sarıkamış'ta ölçülmüş ve bu değer eksi 0.2 derece. Bu da Güney Kutup noktasından ortalama 50 derece daha sıcak demek oluyor. Başlangıçtaki sorunun cevabı, yani iki kutup noktası arasında oluşan bu sıcaklık farkına gelecek olursak. Cevap iki kutup noktasındaki temel farkta yatıyor. Güney Kutbu aslında Antarktika kıtasında bulunan bir kara parçası. Kuzey Kutbu ise donmuş bir okyanus. Bu temel fark Güney Kutup noktasının çok kalın bir buz tabakasıyla kaplı olmasına ve ortalama yükseltisinin çok daha yüksek olmasına yol açıyor. Yükseklik daha fazla olunca güneş ışınlarını daha az alıyor ve güneş gittiği zamanlarda da aldığı ısıyı çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Bu da Güney Kutbu'nun çok daha karasal ve soğuk bir yer yapıyor. Kuzey Kutbu'nu oluşturan buz kütlesinin su üstündeki yüksekliği ise çok daha az ve üzerinde yüzdüğü okyanusun ılıman etkisi altında.
Bu durum canlıların yaşadığı ortam koşullarını da etkiliyor. Kuzey kutbunda 400'e yakın çiçek açan bitki türü sayılabiliyorken, güney kutbunda bir tane bile olmaması bunun belirtisidir. Sıcaklık farkı hayvanları da etkiliyor. Arktik bölgede kutup ayıları, rengeyi, mis gökyüzü, sincap gibi birçok hayvan türü yaşarken Antarktika'nın dondurucu soğuğuna dayanabilen çok az canlı türü var. Bir de benim YouTube kanalımın bannerında da görebileceğiniz bu tarz resimler gözümüze güzel gelse de aslında kutup ayıları ve penguenler aynı yaşam alanını paylaşmaz. Penguenler sadece güney yarımkürede yaşarken kutup ayıları da kuzey yarımkürede yaşıyorlar. Antarktika'nın çekilmiş görüntülerine baktığımızda her tarafın bembeyaz ve karlarla kaplı olduğunu görürüz. Ama bu bizi Antarktika'ya her zaman kar yağdığı konusunda aldatmasın. Gözümüzün görebildiği her tarafta kar olmasının nedeni soğuk havanın düşen her yaşı dondurup korumasından kaynaklanıyor. Ama öyle bir yer var ki burada kar da yok. Gelin şimdi sizi McMurdo kuru vadilerine götüreyim. Burası dünyanın en kuru ve en kurak yeri. Tam 2 milyon yıldır yağış almadığı düşünülüyor. Onlarca buzul tabakasının içinde çölleşmiş bir yer burası. Kuraklık derecesi o kadar fazla ki hayvan iskeletleri bile çürümeden kalabilmiş. Tabii ki bu da bilim adamları için çok cazip bir araştırma ortamı demek oluyor. Stop for a second. Awesome. The mummified seal actually pretty good condition. Yeah, it is for up here. Aynı zamanda dünyanın Mars'ı olarak da adlandırılan bu vadi acaba bizlere daha neler sunacak şu an bilemiyoruz. The dry valleys are very similar to Mars environment. I mean it's incredible all of them. Peki insanlar bu gizemli kıtayı ne zamandır keşfetmeye çalışıyor? Antarktika ile ilk karşılaşmanın ne zaman olduğu tartışmalı olmakla birlikte büyük çoğunluğun görüşü Avrupalı ve Amerikalı kaşiflerin 1820 yılında bu keşfi yaptığı yönünde. Antarktika kıtasına ilk belgelendirilmiş ayak basma bazı tarihçilerin karşı çıkmasına karşın Amerikalı denizci John Davis tarafından gerçekleştirildi. Davis 7 Şubat 1821 tarihinde Batı Antarktika'daki Charles Burnu'nun yanındaki Hooks Koyun'da karaya çıktı. Tamam iyi diyorsun, güzel diyorsun da artık gel şu videonun başındaki köstebekle Antarktika arasında kurduğum bağlantıya dediğinizi duyar gibiyim. Hikaye aslında, hikaye demek de doğru olmaz. Tam olarak bir yarış çünkü bu. Falcon Scott ve Roald Amundsen'ın coğrafi Güney Kutbu'nu keşif yarışı. Roald Amundsen 1893 yılında bir fok gemisinde denizciliğe başladı. Yıllar geçtikçe dünyanın çeşitli kıyılarına seyahat etti ve buharlı gemiler üzerinde uzmanlaşma şansı yakaladı. Kuzeybatı geçidini geçen ilk kişi oldu ve gözünü Kuzey Kutbu'na çevirdi. Ancak 1909 yılında Frederick Cook ve Robert Peary ondan önce davrandı. O da 1910 yılında yönünü güneye çevirdi. Bu sefer de başka bir rakibi vardı, Falcon Scott. Amundsen 1911 yılında 4 kişilik ekibi ve 150 köpekle yola koyuldu. Dondurucu soğukta köpeklerin bir kısmı öldü. Zorlu bir yolculuğun ardından yola çıktıkları günden tam 56 gün sonra yani 14 Aralık 1911'de Güney Kutbu'na ulaşabildi. Scott rakibine yenilmişti. Scott ve ekibi Güney Kutup noktasına 17 Ocak 1912 günü ulaşabildi. Yani Amundsen'dan tam 35 gün sonra. Dönüş yolculuğuna geçen ekip kar fırtınası ve yetersiz besin sebebiyle öldü. Üzeri karla kaplı çadırları ancak 12 Kasım 1912'de bulunabildi. Amundsen yarışı kazanmıştı belki ama onun sonu da bir kaza oldu. 16 Haziran 1928'de kaza geçiren arkadaşı Umberto Noba ile aramak için Kuzey Kutbu'na uçtu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Uçağının Arktik Okyanusu'na düştüğü sanılıyor. Bu olaylardan günümüze kalan en manalı şey ise dünyanın sürekli yaşanmaya elverişli en güneydeki yeri olan Amundsen Scott Güney Kutbu istasyonudur. Benim köstebekle kurduğum bağlantı ise benzer bir mücadelenin bu filmde de yer alması. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson gibi oyuncuların yer aldığı bu filmde biri polis teşkilatı, diğeri ise mafyada yer alan iki köstebeğin mücadelesi anlatılıyor ve o çarpıcı final sahneleri. Filmi izleyenler zaten Antarktika'nın keşif yarışının sonuyla iki köstebeğin sonunun benzer olduğunu hatırlayacaklardır. Film severler eğer Roald Amundsen'ın hayatını daha detaylı öğrenmek isterlerse 2019 yapımı Amundsen filmini izleyebilirler. Buradan sonra spoiler içerir. Eğer filmi izlemediyseniz şu dakikaya geçebilirsiniz.
Bu filmde çoğu filmde olduğu gibi final sahnesinden bir kesit de başlıyor. Yani az önce söylediğim gibi Amundsen'ın arkadaşını aramaya çıktığı uçak yolculuğu ve kendisinden bir daha haber alınamaması. Ardından filmde Amundsen'ın çocukluğuna gidiyoruz ve hep bir yerleri keşfetme arzusunu taşıdığını görüyoruz. Nerede mitler? Der der luften kommer inn til flammen. Nei. Hva det som der? Som pontli. Det ingen som vet. Og ingen som har vært så langt nord. Sonrasında ise büyümüş Amundsen'ın kuzeybatı geçidinden geçen ilk kişi olduğunu görüyoruz. The last path of the Northwest Passage. The up and coming young Norwegian explorer rolled. Ama onun aklında Kuzey Kutbu'na ilk ayak basan kişi olmak da var. Bu amacı için yaptığı hazırlıkları ve isteğine şahit oluyoruz. Stay. So then we started gathering the crew. Var det 200 meter? 210. 210. Ja, du skal se det her. Se det her lysene, blir den første til å oppdage nytt land der oppe i isen. Ancak gelen bir haber onu tamamen yıkıyor. Bu haber ise Kuzey Kutbu'nun keşif haberi. Kaptein, jeg kom så fort jeg kunne. Er det noe galt? Roa? Sonrasında ise yönünü güneye çeviren Amundsen ve ekibinin zorlu yolculuğunu izliyoruz. Vi drar til Sydpolen. Hva jeg kan se, så stemmer det. Sonunda da hedefine ulaştığı zaman yaşadığı mutluluğu tabii ki. Bu kadar sözden sonra 2020 yılında Antarktika ne durumda? Aslında bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Buzullar eriyor. Dünya tatlı su kaynaklarının %90'ını oluşturan buzullar gün geçtikçe yok oluyor. Biz de alacağımız basit önlemlerle bunun önüne geçebiliriz. Gideceğimiz yerler eğer kısa mesafelerse yürümeli, çok mecbursak da toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. Enerji dostu ampuller kullanmalıyız. Bulaşık yıkarken, dişlerimizi fırçalarken su kullanımında tasarrufa gitmeliyiz. Bu ve benzeri durumları yaşam tarzı haline getirip yakın çevremizdeki insanlara da tavsiye etmeliyiz. Unutmayalım ki bu durumun sonuçlarından sadece bu bölgelerde yaşayan 4 milyon insan etkilenmeyecek. Hepimiz olumsuz sonuçlar yaşayacağız. Atalar boşa söylememiş. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.